Photoshop'ta kendi fırça ucumuzu nasıl ekleriz? Ayrıca desen ve şekil tanımlamanın da nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle fırça ucumuzu nasıl ekliyoruz, nasıl tanımlıyoruz buna bakalım. Şimdi daha önceden PNG formatında bir resim indirmiştim. Elma resmi. Bu PNG resmini web sitemizden indirebilirsiniz. Arama kısmından elma PNG diyerek veya grafik tasarım bölümünden PNG resim arşivinden dilediğiniz PNG resmini indirebilirsiniz. PNG formatında olması daha iyi. Şu sürükleyip bıraktım. Gördüğünüz gibi etrafı temiz bir şekilde. Bunu fırça ucu olarak kullanacağım. Ben bu örnekte pencere resmi kullandım. Siz dilerseniz kendi logonuzu da kullanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi resmin etrafında transparan boşluklar var. Bunları alabilirsiniz. Burada image menüsünden trim aracılığı yapıyorsunuz. Buradan transparan pikselleri kırp demek. Şu aşağıdan da tüm yönlerden kırpma işlemini yani budama işlemi gerçekleştir demek oluyor. Trim. Bunu daha önce görmüştük. Okey dedim. Gördüğünüz gibi sınırlara transparan bölgeleri getirdi. Daha sonra bu elmayı nasıl tanımlıyoruz? Edit menüsünden Define Brush Preset şuradan. Define Brush Preset tıkladıktan sonra burada ismini yazıyorsunuz. Fırça ucunuzun ismi. Elma bu şekilde kalsın. OK dedim. Şu bir yan sayfama geldim. Şimdi yukarıdan gördüğünüz gibi fırçam buraya, fırça ucum eklendi. Hemen şu şekilde seçtim. Evet, katmanımı seçtim. Gördüğünüz gibi elma simgesi göründü. Tıkladığım zaman direkt çıkıyor. E, bu fırça ucunu eklemeden önce boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Alt kontrol iyi dedim şu an 768'e 783 piksel gördüğünüz gibi. Bunu düşürebilirsiniz. 250 diyelim. Bu şekilde de hani bu boyutta da tanımlayabilirsiniz. Size bağlı, fark etmez. Altı şöyle şöyle basılı tutarak bir de mouse'un sağına basılı tutarak şöyle küçültüp büyütebilirsiniz. Çalışmalarınıza kendi markanızı Örneğin yani, bir tasarım çalışması yaptınız. Logonuzda şöyle aşağıya bir yere markalama yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde de kullanılabilir. Opasitesini ayarlayabiliyorsunuz yukarıdan. Dilediğiniz gibi rengini ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Şimdi fırçaya şu brush ayarlarından Burası setting ayarlarından daha önce karakter kazandırmayı bir videoda anlatmıştık. E, sakal ve bıyık nasıl eklenir adlı videomuza bakarsanız orada bu ayarları da kendiniz ayarlarsınız. Yani fırçanıza belli bir karakter kazandırabilirsiniz. Fırça ekleme bu şekilde kendi fırça ucunuzu oluşturmuş oldunuz. Gayet basit. Şimdi şekil yani shape tanımlama nasıl yapılır? Şu aynı edit menüsünden define custom shape şurada fancase kastım şey şu an pasif durumda olduğu için bir şekil oluşturmadığımız için örneğin yani bunu pen aracıyla da yapabilirsiniz. Örneğin kalemimi seçtim. Bir şekil oluşturuyorum. Tamam. Şeklimi oluşturdum. Katmanlarıma geliyorum. Şeklimi oluşturduktan sonra şimdi bu oluşturduğum şekiller pets kısmında görünür. Şurada orada görünür. Ben bunu normal shape yani şekil olarak tanımlamak istiyorum. Nasıl yaparım? Edit'ten Define Custom Shape tıkladım. Buraya ismini yazıyorsunuz. OK diyorsunuz. Buraya bu şekle nereden ulaşacaksınız? Hemen araçlardan Custom Shape Tool aracına tıklıyorsunuz. Şuradan Custom Shape Tool tıkladıktan sonra yukarıdan sizin eklediğiniz şekil buraya geliyor. Gördüğünüz gibi Shift'e basarsanız düzgün oranda bu kendi oluşturduğunuz şekilleri bu şekilde custom shape tool aracıyla standart şekil olarak kaydedebiliyorsunuz, tanımlayabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi fırça ucu ve şekil tanımlamayı gördük. Bir de desen tanımlama yani pattern tanımlama nasıl yapılır ona bakalım. Evet, şimdi gelelim desen tanımlamaya. Edit menüsünden define pattern bunun aracı bu. Daha önceki videolarda bunu bundan bahsetmiştik. Burada da anlatalım. Bunu anlattığımız video arabaya karbon fiber nasıl giydirilir onunla ilgili bir videoydu. O eğitim videosuna bakabilirsiniz. Buradan define pattern dedikten sonra gördüğünüz gibi sayfanızdaki şu an sayfamız beyaz. Direkt bunu desen olarak tanımlıyor. Bu kadar basit yani eklemesi. Şimdi daha önce indirdiğim şöyle duvar deseni vardı. Şunu sürükleyip bıraktım. Gördüğünüz gibi Edit menüsünden Define Pattern tıkladım. Buraya ismini yazıyorsunuz. Duvar. OK dedim. Geldim ana sayfama. Şimdi burada <laughs> nasıl kullanacağız? Örneğin bir seçim yapalım. Ben komple değil de mesela şuraya kadar bir seçim yaptım. Şu kısmı duvar deseni giydirmek istiyorum. Seçim yaptıktan sonra sağ tuş fill diyorsunuz tabi katmanım seçili olması gerekiyor. Sağ tuş fil boya doldur demek. Buradan pattern desen yani sizin deseniniz olacak. Buradan eklediğiniz deseni tıkladım seçtim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi duvar bu şekilde uygulanmış oldu. Ctrl D diyerek de seçimden çıkıyorum. Gayet basit gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi fırça ucu desen ve şekil oluşturma tanımlama bu şekilde yapılıyor. Şimdilik bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.